Merhabalar arkadaşlar. Gazlar ünitesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırada ideal gaz yasası. Aslında biz bunu biliyorduk. PVNRT'ye uygulayacağız arkadaşlar. Daha sonra sırasıyla genel gaz denklemi ve gazların yoğunluğu şeklinde devam edeceğiz. Hemen ideal gaz denklemine başlayalım. Gazların ortak nicelikler arasındaki ilişkiyi gösteren denklemdir. Temel olarak arkadaşlar 4 tane değişkenden üzerinden bahsedilir diyoruz. Basınç, hacim, mol sayısı ve sıcaklık gazların cinsine bağlı olmaksızın aralarındaki orantıların tespit edilebileceği 4 temel niceliktir. Basıncın birimini burada atmosfer almak zorundayız. Hacmin birimi litre. Arkadaşlar mol sayısı mol zaten. Sıcaklığı da Kelvin cinsinden almak zorundayız. Mutlak sıcaklık. Burada birimlere dikkat etmemiz lazım. Sadece PVNRT uyguluyorsanız birimler önemlidir. İdeal gaz denklemindeki R değeri arkadaşlar sabit bir değerdir. Rydberg sabit diye geçer. Bu sabit arkadaşlar. Eğer sıcaklık değeri 273'ün katları ise 22,4 bölü 273 alınız. Eğer değilse de arkadaşlar 0,082 değerini alınız. R'nin birimi diğerleri biriminden çıkıyor. Nedir? İşte R'yi yalnız bırakırsanız PV bölü NT. Basıncın birimi atmosfer. Atmosfer litre bölü mol Kelvin cinsinden ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Evet, ilk sorumuz şöyle. Diyor ki 273 derecede 28 litrelik kapta 128 gram CH4 gazı vardır. Buna göre kaptaki gaz basıncı kaç atm demek? PVNRT soru. Sıcaklık var, hacim var. Buradan mol sayısını bulabiliriz arkadaşlar. Buradan da basıncı soruyor. R zaten sabit. Önce hemen bunu çevirelim bir. 12,8 gram metan gazı kaç mol yapar? 1 molü 16 gram arkadaşlar. Buradan işlemi yapacak olursak 0,8 mol olarak bulabiliriz. Şimdi yerine yazalım PVNRT'de. PVNRT'de yerine yazıyorum. Basıncı arıyorum. Hacmimiz 28. Mol sayısı 0,8. R yerine bakıyorum. 22,4 bölü 273 daha mantıklı. Çünkü sıcaklık 270 derece yani 546 Kelvin. Buradan bu bir. Burası 2 arkadaşlar. 22,4'ü 22,4'e bölüyorum 1. 28'i böldüğünüz zaman 1,25 çıkıyor. Yani lan P eşittir. 1,6 bölü 1,25. Bir sayıyı 1,25'e bölmek onu 4 ile çarpıp 5'e bölmek demektir. 6,4 bölü 5. O da 12,8 bölü 10'dan 1,28 çıkar cevap denizdir. Biraz matematiksel işlemi zor ama mantığı bu zaten. Kapalı bir kapta 0 derecede 6,9 gram NO2 gazı 1,2 atm basınç yapmaktadır diyor. Kabın hacmi kaçtır? Yine PVNRT'ye şöyle bir yazalım. Buradan mol sayısını bulabiliriz. 6,9 gram NO2 kaç moldür? 1 molü azot 14, oksijen 16, 16, 32. Ne yapıyor? 46. 23'ün arkadaşlar 0,3 katı, 23'ün 2 katı. Yani 0,15 mol. Tamam, 0,15. Basıncı 1,2 vermiş. Hacmi istiyor. R yerine bakıyorum. 22,4 bölü 273 yazmak mantıklı. Sıcaklık 0 derece 273 gelmiş. Şunu R1'ini götürsün arkadaşlar. Buradan şöyle yapalım bunları. Burayı 12 yapalım. Burayı 1,5 yapalım. Buradan 33,6 bölü 12 çıkacak. V değerimiz arkadaşlar. Buradan da 2'ye böldüm. Kaç çıkar? Bölsek, direkt nasıl yapalım? 6'ya bölünüyor mu? Değer. Baktığımız zaman 2'den biraz büyük bir sayı olması. Şıklardan gidelim arkadaşlar. 2'den biraz büyük. Yani 3 olsa 36 olur. 2,8 buraya denk gelir. Muhtemelen 2,8 geliyordur. 33,6. Yani 336 bölü 120 yapayım. Bu daha basit bölme işlemi olacak benim için. 4'e böldüm arkadaşlar. 4'e böldüm. 8, 16, 4, 84. 4'e böldüm. 4'e böldüm. 30. 2'ye böldüm 42. 2'ye böldüm 15. Evet, buradan arkadaşlar 2,8 değeri geliyor muhtemelen. Evet. 3'e böldüm 14. 3'e böldüm 5. Evet, 2,8 değeri geldi. Matematiksel kısım bayağı bir zorlandık ama mantığı bu. Üçüncü soruya bakalım. 0 derece ve 2 atmosfer basınç altında hacim kütle grafiği verilmiş. Buna göre 1 molün kütlesi kaç gramdır diyor. Hemen PVNRT'ye herhangi bir değer alabiliriz. Şu hacim değerini alsam daha güzel çıkar gibi geliyor. 88 olsun. Basıncı 2 atm. Hacmi 22,4 aldım. Mol sayısını N diyelim şimdi. 22,4 bölü 273. 0 derece 273 Kelvin. Şunlar birbirini götürdü. Şunlar da birbirini götürdü arkadaşlar. Mol sayısı 2 çıktı. 2 molü 88'e 1 molü ne olacak? 44 olacak.
Örnek 4'e bakalım. 40 gram XO3 gazı 16.4 litre kapta 327 derece 1.5 atmosfer basınç yapmaktaymış. X atomunun mol kütlesi nedir? Yazdım PVNRT'yi. Basıncımız 1.5. Hacmimiz 16.4. Mol sayısı N olsun şimdilik. Sıcaklığı bu sefer 0.082 aldım arkadaşlar. 327 derece 600 Kelvin yapıyor. Şimdi buradan şöyle yapalım. Şu iki sıfırı bunu 8.2 yapsın. 8.2, 8.2 bölü 1. 6.4, 8.2 bölü 2. Buradan 3 bölü 6 yani 0.5 çıkıyor. 0.5 molü 40 gramsa 1 molü 80'dir. 80 olan kim? Şurası. 80 nasıl oluyor? X artı 16 çarpı 3, 48 eşittir 80. X buradan arkadaşlar 32 çıkıyor. Kükürt elementiymiş. Son bir sorumuz daha var. Hemen ona da bakalım. 13.2 gram C3H8 gazının 12.3 litrelik kaplılık litrelik bir kapta yaptığı basın 0.8 atm'ymiş. Sıcaklığı nedir diye sormuş. Tamam. PVNT yazdım. Basıncım 0.8. Hacmimiz arkadaşlar 12.3. Mol sayımız 1 molü 44 bunun. 3 ile çarpsam 132 yapıyor. O zaman 0.3. R yerine 0.082 yazalım. Burada arkadaşlar T diye kalsın. Buradan şöyle nasıl yapalım? Bunu kaçla çarparsa 0.82 ile aralarında 12.3'ün bir bağlantı var mı? Şöyle yapalım bunu. 82 çarpı 10 üzeri eksi 3 yaptım şuraya arkadaşlar. Şuraya da 123 çarpı 10 üzeri eksi 1 yaptım. 82'nin 41'in 2 katı. 41'in 3 katı. Yani şöyle oldu burası. 0.8 çarpı 0.3 bölüm 0.3 çarpı 0.002. 2 çarpı 10 üzeri 3 yazdık. Şu 0.3'ler birbirini götürdü. Buradan 8 bölü 0.02 yani buradan 400 çıktı. 400 Kelvin çıktı. 400'den de 273'ü çıkartırsanız arkadaşlar 127 derece çıkacak. Evet, bileşik gaz denklemi. Şimdi arkadaşlar biz direkt hani PVNRT'de 4 tane değişkenimiz var. 3'ünü veriyor, birisini istiyordu. Şimdi ise sisteme dışarıdan bir etki yapacak. İki durumu karşılaştıracağız. R'leri birbirine eşitlersek hani birinci durumdaki R ile ikinci durumdaki R birbirine eşit olacak ya. O yüzden bileşik gaz denklemi vereceğiz. T1, V1, M1, T1 reaksiyondan önce, reaksiyondan hani önce ya da sisteme bir etki yapılmadan önce gibi ilk durum yani. Yani bazı işte reaksiyonlar varsa reaksiyona girmeden önce, sisteme bir etki yapılmadan önce, hacim değiştirme önce, basınç değiştirme. Yani ilk durum neyse onu yazacağız arkadaşlar. Sonra sisteme dışarıdan bir etki yapıldığı zaman, reaksiyon olduğu zaman gibi durumlarda da son durumu yazacağız. Bu iki durumu arkadaşlar kıyasladığımız zaman istediğimiz değişkenleri de bulmuş olacağız. Eğer sabit bir şeyler varsa formülü sadeleştirebilirsiniz. Mesela sabit basınçlı bir kap dedi, pistonlu bir kap dedi, basınçları sadeleştirebilirsiniz. Sabit hacimli kap dedi, çelik kap dedi, cam kap dedi, hacimleri sadeleştirebilirsiniz. İşte gazın miktarı değiştirilmeden dediği zaman reaksiyon yok mesela. Mol sayısı ile ilgili bir değişim yok. O zaman molleri sadeleştirebilirsiniz. Sıcak değiştirme dediği zaman, sabit sıcaklığı değiştirdiği zaman T'leri sadeleştirebilirsiniz. Bu gibi arkadaşlar ipuçlarında eşlikle sadeleştikten sonra kalanlarla işlem yapmamız lazım. Elde eden bu eşitlik gazların farklı durumların karşılaştırılması ile ilgili sorularda kullanılır demiş. Değişen değerler denklemde yerine yazılarak sorulan incelik bulunabilir. Pistonlu bir kapta pistonun yeri değişerek hacim ya da sıcaklık artarak ya da azaltarak değiştirilebilir. Bir kapta gazın mol sayısının değişimi farklı şekillerde olabilir. Kaba gaz eklemek ya da kaptan gaz dışarı çıkmak gazın mol sayısını değiştirebilir. Kaptaki farklı cins gazların tepkimeye girmesi ya da gazın kimyasal yolu farklı gazlara ayrışmasıyla mol sayısı değişebilir. Kaptaki gazın bir kısmı sıvılaşması ya da miktarının buharlaşması, bir sıvının buharlaşması yoluyla gaz mol sayısı değişebilir gibi. Yani bu değişen şeyleri arkadaşlar nasıl olabileceğiyle ilgili bilgiler vermiş. Peki hemen sorumuza başlayalım. Bir gazın miktar gazın hacmi 2 katına çıkarken mutlak sıcaklık 3 katına çıkılıyor. Buna göre gazın basıncı nasıl değişir demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle yazdım. P1 V1 M1 T1 eşittir. P2 V2 N2 T2 yazdım. Tamam. Şimdi bir miktar gaz demiş. Gazın mol sayısıyla ilgili değişim yok. Molü sadeleştirelim. Diyor ki basıncımız nasıl değişir? Basıncı P olsun, hacmimiz V olsun, sıcaklığımız T olsun arkadaşlar. Sonra ne diyor? Hacmi 2 katına çıkarsa hacim 2V olacak. Basıncı P üstü diyelim, P üstünü arıyoruz. Mutlak sıcaklık 3 katına çıkıyor, 3T yapılıyor arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi ne oluyor? P üstü, şu T'ler götürsün, V'ler götürsün,
3 bölü 2 p üstü eşittir 3 bölü 2 p. 1,5 katına çıkıyor p iken 1,5 p oluyor. O zaman 1,5 katına çıkar diyoruz. 7. sorumuza bakalım. İdeal esnek bir balon içerisinde en mol gaz vardır. Balonun mutlak sıcaklığı 3 katına çıkarılıp balondaki gazın miktarı değiştirildiğinde balonun hacmi %40 oranında artıyor. Buna göre son gaz mol sayısının ilk gaz mol sayısının oranı nedir? Şimdi yazdım. P1 V1 M1 T1 eşittir. P2 V2 N2 T2 olarak yazdık arkadaşlar. Şimdi burada ideal esnek bir balon diyerek bize bir ipucu vermiş. Basınç diyor ki sabit. N mol gaz var ilk başta. Burada mesela şu ifadeye dikkat edin. Hacmi %40 oranında artıyor. O zaman şöyle yapalım. Başlangıçtaki hacme V1'e 100 diyelim. Sıcaklık mol sayısı oranlayacağız ya M1 diyelim. Sıcaklığımız ne peki? Mutlak sıcak 3 katına çıkıyor. T'ymiş. Sonradan hacim %40 oranında arttı. 140 oldu. N2 son durumdaki hacim. Bu da 3T oldu arkadaşlar. Şu T'leri bir götürelim. Buradan 100 N1 eşittir 100 N2 eşittir 140 N1 oldu. Bize son mol sayısı yani N2 bölü N1'i soruyor. N2 140 iken N1 100 olacak. O zaman 140 bölü 100. Şöyle yapalım. Ne oldu? 2'ye bölüm 7 bölü 5 çıktı arkadaşlar. Cevabımız 7 bölü ilk gaz mol sayısının son mol sayısının oranı. İşlem hatasını yaptım. 100-140 oldu. Yani şurayı 3 ile çarpmayı unutmuşum pardon arkadaşlar. Şöyle 7 bölü 5 ile çıktı. 300 olacak şurası. Bakın 300 N2 300 N2 eşittir 140 N1 olacak. O yüzden ne olacak? N1 değeri 300 iken N2 değeri 140. 140 bölü 300. Buradan işlemi tekrar yapalım. 2'ye bölüm 7. 2'ye bölüm 15. 7 bölü 15 cevabımız değişik olacak. Devam ediyorum. 273 derecede 5.6 litre kapta 2 atmosfer basınç yapan karbondioksit gazı vardır. Kabın sıcaklığı 546 derece arttırılıp hacmi 2 katına çıkarırken kaba 42 gram karbon monoksit gazı ekleniyor. Kaptaki son basınç ne olur diye soruyor. Yazdım. P1 V1 M1 T1 eşittir. P2 V2 N2 T2. Şimdi 2 atmosfer basınç yapan gazımız var. Hacmimiz 5.6 litre. Tabii burada biz ilk başta PVNT'den şu gazın bir mol sayısını bulalım. PVNT'den. Çünkü mol sayısı da değişecek. Basınç 2. Hacmi 5.6. Mol sayısını arıyorum. R yerine 22,4 bölü 273 yazdım. Sıcaklık 273 yani 546 kelvin. 1, 2, şu 1, şu 4, şu 2'ler birbirini götürdü. N eşittir arkadaşlar. 1 bölü 4. Yani başlangıçta aslında ne varmış? 0,25 mol gaz varmış. Sıcaklık 546 derece arttırılır. İlk durumdaki sıcaklık 273 derece yani 546. Son durumdaki sıcaklık 546 arttırırsak 1092 olur. Basınç ne olur? Hacim şey demiş mi? Kabın sıcaklığı hacmi 2 katına çıkıyor. Hacmi de 11.2 yaptım. 5.6'nın 2 katı. İçeriye 42 gram karbonmonoksit ekmiş. 42 gram karbonmonoksit kaç mol yapar? 12, 16 daha 28. 7'ye böldüm 6, 7'ye böldüm 4. 1,5 mol eklemiş. O zaman burası 1,75 mol olmuş arkadaşlar. Şimdi şu 1, şu 2, şu 2, şu 2'yi götürdü. Yukarıda kalmadı bir şey. Şu 1 iken arkadaşlar şurası 7. Bu 1 iken bu da 2. Buradan 7 çarpı 2, 14. Basıncımız 14 ATM olacak diyoruz. Geçiyoruz bir başka soruya. Diyor ki sabit hacimli bir kapta 227 derece 1 mol N2O4 gazı diazot tetraoksit gazı 500 mm civa basınç yapmaktaymış. Tamamen parçalanıyormuş N2O4 gazı. Sıcaklık 27 derece olduğuna göre kaba yapılan basınç kaç milimetre civadır demiş. Arkadaşlar şimdi şöyle reaksiyon var burada. Reaksiyondaki mol değişimi bulacağız. 1 molün tamamı dönüşür. Kolay bir reaksiyon. İşte 1 molün tamamını harcarsam 2 mol ne olur? Azot dioksit oluşur. Elimizde son durumda 2 mol gaz var. O zaman şuraya yapıyorum. P1 V1 M1 T1 eşittir P2 V2 N2 T2 dedik arkadaşlar. Sabit hacimli bir kap diyor. V'leri şöyle bir sallayalım. İlk durumdaki basıncımız 500. Mol sayımız arkadaşlar ilk durumda N2O4 var. 1 mol sıcaklığı 227 derece yani 500 kelvin. Sonradan basıncımız ne olacak? Hacmimiz zaten sabitti. Mol sayımız son durumda 2 mol var. Sadece kapta NO2 var.
Sıcaklıkta 27 derece, yani 300 Kelvin. Buradan P ne çıkacak? 600 çıkacak. Evet, yani bu soru tarzları da daha böyle zorlandığımız soru tarzları. Ondan dolayı arkadaşlar bunlara dikkat edelim. Hemen gelsin, böyle bir şekilli sorumuz var. Yukarıdaki kaplarda bulunan gazların hacimleri ve sıcaklıkları eşit demiş. Tamam, kaplarda en mol helyum gazı vardır her ikisinde de. Kaba her ikisinde de en mol metan gazı ekleniyor. Buna da en mol CH4 geliyor. Buna da arkadaşlar en mol CH4 gazı geliyor. Buna göre demiş, helyum gazının basınçları, kapların hacimleri, kaplardaki basınç hacim çarpımı için demiş. Helyum gazının basıncı. Arkadaşlar helyum dolu bir kaba, sabit hacimli bir kaba metan gazı geliyor. Yani biz buraya metan gazı ekledik ama helyum gazı eklemedik. Helyum gazının molü değişmedi, sıcaklığı değişmedi, hacmi değişmedi. Şöyle bir hata yapmayın sakın. CH4 gazı geldiği için helyum gazı sıkıştı. Hayır. Arkadaşlar gazlar arasında çok büyük boşluklar vardır. O yüzden aralara girer CH4 gazı. O yüzden helyum gazının hacmi de V kadardır. CH4 gazının hacmi de V kadardır. O yüzden nedir? Helyum gazının hiçbir niceliği değişmiyor. Yani basıncı da değişmiyor. Yani molü değişmiyor, sıcaklığı değişmiyor, hacim değişmiyor. O zaman basıncı da değişmez. Doğru. İkinci kapta ise arkadaşlar yeni gelen gazla birlikte helyum dış basınca eşit oldu. Tek başına dış basınca eşitti. Ama daha sonra CH4 gelince ikisi birden CH4'de. CH4 artı helyum dış basınca eşit oldu ve otomatikman helyum gazının kısmi basıncı ne olmuş oldu? Azalmış oldu arkadaşlar. Ya da şöyle düşün, helyumun miktarı değişmiyor, sıcaklığı değişmiyor ama yeni gelen gazdan dolayı hacmi artıyor. Kabın hacmi artınca helyum da hacmi artmış oluyor. O yüzden basıncı düşüyor. Bu doğru. Kabın hacmi için birincisi zaten arkadaşlar sabit hacimli kap. Yani hangi gazı eklerseniz ekleyin arkadaşlar ne yapmayacaktır? Kabın hacmi değişmeyecektir. İkinci kapta da pistonlu olduğundan dolayı gelen gaz hacmi artacaktır. İkinci kap için doğru söylemiş ama birinci kap için yanlış söylediği için almayacağız bunu. Basınç hacim çarpımı birinci kapta arkadaşlar toplam basınç olarak bakacağız. Helyum gazı işte P kadar basınç yapsın. Yeni gelen CH4 de P kadar basınç yapacak ve doğal olarak ne olmuş olur? Basınç artmış olacak. PV çarpımı basınç artacak. Hacim değişmeyecek çünkü sabit hacim kap. O yüzden PV çarpımı artar. Bu yanlış. İkinci kap için baktığım zaman PV yazalım, PV çarpımına. Gelen gazdan dolayı toplam basınç değişmeyecek pistonlu kap ama hacim artacak. O zaman PV çarpımı artmış olacak. Bunda da yanlış yapmış. Cevabımız o zaman yalnız 1 oldu. Örnek 11'e bakalım. Yandaki sabit hacimli kapta 24 gram helyum gazı vardır ve 91 derecede bulunmaktadır. Bu kaba 8 gram hidrojen gazı eklenerek sıcaklık 364 derece çıkartılır. Son basınç 2.8 atm olduğuna göre kaptaki ilk basınç nedir? Şimdi kıyaslayalım arkadaşlar. P1, V1, M1, T1, P2, V2, N2, T2. Sabit hacimli kap. O zaman şöyle bir hacimleri götürelim. İlk durumda basıncımız isteniyor. Mol sayımız 24 gram helyum gazı, 1 molü 4 gram 6 mol helyum gazı var. Sıcaklık 91 derece. 91 ile 273'ü toplarsanız 91 artı 273'ten 364 Kelvin yapar. 364. Son durumdaki basıncımız 2.8. Mol sayımız 8 gram hidrojen gazı 4 mol yapar. 4 mol 6 mol de vardı içeride 10 mol. Sıcaklık da arkadaşlar 364 dereceye çıkarılıyor. Yani 273'te toplayalım. Bu Celsius çünkü dikkat edin. Toplarsanız 637 mi yapıyor? 637. 637 yapıyor. Evet. Buradan arkadaşlar işlemi yapacağız. Şimdi burada işlemi 600 bunlar 91'in katları galiba arkadaşlar. 91'in bu 4 katı. 91'e bölersek. Bu da 91'in 7 katı. Şu 7 7'ye bölündü 1. 2.8 7'ye bölündü 0.4. Şöyle 0.4 çarpı 24. 6 kere 4 24. Bölü 10. 0.4 çarpı 24 bölü 10. Buradan 24 ile çarparsanız 96 çıkacak. 9,6. 9,6 bölü 10'dan cevabımız 5,096 çıkacak. Evet, matematiksel işlem biraz zordu ama mantığı böyle. Peki geçtik arkadaşlar 12. sorumuza. 12. sorumuzda şöyle diyor. 0,6 mol C3H8 gazı, 3,6 mol oksijen gazı 102 derecede ideal pistonlu kapta, yalıtılmış bir kapta. Gazlar arasında tam verimleri gerçekleşen tepkime sonucu son sıcaklık 152 derece olmaktadır. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi burada arkadaşlar ilk önce reaksiyonu yazmamız lazım. C3H8 artı O2 karbondioksit artı su. Denklemi şöyle 3 dedik. Şuraya 4 dedik. 6, 10 şurası 5 oldu. Denklemi denkleştik. Bundan 0,6 mol var.
Bundan 3.6 mol var. Bunlardan yok. Tam verimli reaksiyon. Bundan 0.6 girecek. Bundan 3 girecek. Bundan 1.8 olacak. Bundan da 2.4 olacak. Yani son durumda bitti. 0.6 arttı. 1.8 oluştu. 2.4 oluşuyor. Yazdık. P1 V1 M1 T1 eşittir. P2 V2 N2 T2 şeklinde. Burada sabit bir şey var mı? Sabit hacimli bir kap var mı? Şey, sabit basınçlı bir kap var. İdeal piston demiş arkadaşlar. Şöyle P'leri böyle bir götürelim. V'lerin oranını istiyoruz zaten en sonunda. O zaman demek ki şunu V1 diye bırakalım. İlk durumdaki mol sayısı daha reaksiyon gerçekleşmeden önce kaptaki gazlar 4.2 mol. Sıcaklık 102 derece yani 270 ile topladık 375 Kelvin. V2 bölü. Son durumdaki mol sayısı 0.6 artan gaz var. 2.4 mol oluşan gaz 3.4,8. Sıcaklık 252, 273 ile topladık arkadaşlar. Bu da kaç yaptı? 525. 525. Şimdi 375 ile 525, 25'in katları, 25'in kaç katı? 100 olsa 4, 12, 17. 17 katı. Bir dakika. 4, 8, 12, yok 15 katı. 25'in 15 katı. 25'in arkadaşlar 21 katı. Bunlar da 0.6'nın katları. 0.6'nın 7 katı. 0.6'nın 8 katı. Şöyle sadeleştirmeye devam edelim. Şu 1, şu 3 oldu. Şu 1, şu 5 oldu. 8V1 eşittir 5V2. Yani ne diyordu? İlk hacmin, ilk hacim 5, son hacim 8. Bu üçüncü öncü doğru. Son durumda 1.2 mol oksijen gazı mı arttı? Hayır, 0.6 arttı. Bu yanlış. İlk basınç son basınç eşitmedi. Evet, çünkü ideal pistonlu kapı olduğu için basınç sabit arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Evet, 2012 ÖSYM sorusu. Hacmi 4.48 litre olan musluk kapalı bir kapta 0 derece 7 gram azot gazı bulunmaktaymış. Gazın aynı sıcakta basıncın bir atmosfere düşürmek için kaptan kaç gram azot gazı çıkarılmalı diyor. Ne kadar azot gazı vardı başlangıçta? 7 gram. Yani basıncı neydi? Basıncı bir ATM'ye düşürmek istiyorsa basıncını bulalım. O zaman PVN'den önce basıncını bulalım ilk durumda. PV'miz 4.48. Mol sayımız 7 gram N2. Dikkat edin. 7 bölü 28 yapıyoruz. Çünkü N2 bu. 1 bölü 4 yani 0.25. 22,4 bölü 273 çarpı 273 Kelvin. Şunlar birbirini götürdü. 22,4'e de böldüm. Buna böldüm. 0,2. P eşittir. 0,25 bölü 0,2. Yani 1,25 ATM. Şimdi 1,25 ATM'de basınç yaparken kaç mol gaz? 0,25 mol gaz vardı. Ben gazın basıncını içeriden gaz çıkararak yaptım. Yani sonuçta nedir? Hacmi değişmiyor, sıcaklık değişmiyor. O zaman molün değişmesi basıncı değişecek. Basınç 1 ATM olması. O zaman son durumda mol sayısı ne olacak? 5'te 1'e düştü. 5'te 1'e düştü. Son durumda mol sayısı 0,2 mol oldu. 0,2 mol olabilmesi için içeriden demek ki arkadaşlar 0,05 mol azot gazını dışarı almam lazım. 0,05 mol azot gazı da kaç gram yapar diye soruyor. 1 mol 28 gram. 0,05 mol ise 1,4 gram yapar. Cevabımız A şıkkı olacak. Evet, bileşik gaz denklemiyle ilgili arkadaşlar sorular gayet gördüğünüz gibi bayağı bir uğraştırıyor. İki tane genel gaz, iki tane PVNT, ideal gaz denklemi yazıp oranlıyoruz. Ondan sonra P1, V1, M1, T1, P2, V2, N2, T2 uyguluyoruz. Yani ilk durum ve ikinci durum şeklinde düşünüyoruz. Yapılan etkileri yazıyoruz. Sabit olanları sadeleşiyoruz. Kalanlarla devam ediyoruz. Böyle bir soru tarzıydı arkadaşlar. Peki hemen geçiyorum. Gaz kanunları ve grafik yorumları. Şimdi grafik yorumlamayı çok uzun uzun anlatmış kaynağımız. Ben şöyle bir iki tane örnek gösteriyorum arkadaşlar. Nasıl yorumlanır? Ondan sonra zaten sistematiği anlayacaksınız. Mesela şimdi bize şöyle bir grafik verdiği zaman. Mesela şu mol sayılarını bize soruyor. İşte M1, N2, N3 arasındaki ilişki diyor. Bakın ben şöyle yapıyorum. PVNRT yazıyorum böyle sorularda. Sıcaklık sabit diyor ya. Şöyle sadeleşiyorum. Bu zaten sabit. Kimleri soruyor bana? M1, N2, N3. Şunu istiyor benden. O zaman şöyle yapıyorum. P ile V var ya grafikleri zaten P, V için. Bir tanesini sabit tutuyorum. Mesela şunu ben sabittim. V değeri. Mesela şuradan bir sabit tuttum. V değeri. Sabit tuttuğum noktalarda grafiğe değdiriyorum. Değdirdiğim yerlerdeki nerelere bakıyorum? Basınçlara bakıyorum. Değdirdiğim yerdeki basınçlara bakıyorum. Şu anda ben bunu sabit tutunca otomatikman V'yi sabit tutunca P ile N arasında doğru orantı oldu.
Yani dokunduğu yerlerdeki basıncın büyük olanın mol sayısı da büyüktür. Basıncın en büyük olan kim? Mavi renk gördüğünüz grafik. Yani kim bu? N3. N2, N1. Bakın bunu yorumladık işte. Bu şekilde. Yandakini yorumlayalım mesela. Bakın PVNRT yazdım. N sabit demiş. Bunu bir verecek. R zaten sabit. Bize T'leri kıyaslatıyor. O zaman şöyle yapalım. Yine şöyle V değerini ben sabitleyeyim. Bunu biz sabit tut. Sabit bir V değeri aldım. Dokunduğu yerlerdeki basınçlarına baktım. Dokunduğu yerlerdeki basınçlarına baktım. Basıncı büyük olanın nedir arkadaşlar? Sıcaklığı büyüktür. Basınçta sıcaklık doğru. Basıncı büyük olanın yani mavi rengin sıcaklığı büyüktür. T3, T2, T1 şeklinde sıralanacak. Mantık bu. Yani hepsinde aynı şey yapacağız. Bakın altta da yapalım bir tane hemen. Mesela nedir? Basınç sıcaklık. Yazdım. PVNRT. Ne sabitmiş? V. Gitti. R zaten sabit. Neyi istiyoruz? N'leri. Molleri istiyor. O zaman şöyle yapalım. T'yi sabit tutalım. T'yi sabit tutalım. Yani ben şöyle bir sabit bir T değeri aldım. Dokunduğu yerlerdeki basınçlarına baktım. T'yi sabitin basıncı büyük olanın mol sayısı da büyük olacak. Basıncı büyük olan N3. O zaman mol sayısı büyük olacak. N3, N2, N1 gördüm. Yani mantık bu arkadaşlar. Hani ana mantık aynı. Hep aynı şeyleri yapıyor. Bir tane daha yapalım. Şuradan şunu yapalım. PVNRT yazdım. N sabit. Böyle gitsin. Bu sabit. Neleri kıyaslayacağız? P'leri kıyaslayacağız. Şunu kıyaslamamız istiyor. O zaman şöyle yapalım. Hacimleri sabit tutayım. Bunu ben sabit tutayım. Sabit bir hacim noktası aldım. Dokunduğum yerdeki sıcaklıklara baktım. Çünkü sıcaklıkla hacim doğru orantılı gördüğünüz gibi. Şey. Sıcaklıkla basınç doğru orantılı. O zaman hacmi sabit tuttuğum zaman dokunduğu yerlerdeki P1'deki sıcaklık daha fazla. O zaman arkadaşlar nedir? P1 büyüktür, P2 büyüktür. Çünkü P ile T doğru orantılı. P1, P2, P3. Mantık bu. Başka var mı? Evet, bir tane daha varmış. Hani bir tane daha yapalım. Şunu da yapalım. Soldakini yapayım. PVNRT yaptım. P'ler sabitmiş. Şu gitti. Bu zaten sabit. P'leri kıyaslayacağım. N'yi sabit tutayım. Mol sayısını. Bunu ben sabit tuttum. Sabit tuttuğum zaman dokunduğu yerlerdeki hacimlere baktım. Hacimle mutlak sıcaklık doğru orantılı. Hacmi büyük olanın T3'ün nedir arkadaşlar? Hacmi büyük olanın sıcaklığı da büyüktür şeklinde yorum yapıyorum. Mantık bu. Yani bu tür sorularda bunu kullanabilirsiniz. Peki hemen sorularına bakalım bu bölümün. Sabit basınçta iki farklı kaptan. Birincisinde M1, ikincisinde N2 mol gaz vardır diyor. Grafiği çizmiş. Sıcaklığın birimi Kelvin değil bir kere. Çünkü eksi 273 oluyor. Celsius'tur. Bu gitti. Şimdi şöyle şu noktalar için arkadaşlar bağıntı yazalım. İşte P1 V1 M1 T1 eşittir P2 V2 N2 T2 dedim. Sabit basınç kap. P'ler gitti. İşte belli bir miktar gaz var. İşte moller arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Burada hani baktığımız zaman hani, mol hacim ilişkisi yapacağız. Ne yapıyoruz çünkü? Sıcaklığı sabit tutuyorum mesela ben. Şunu da grafik yorumlayacağım ya. Mesela şuradan aldım. T'leri sabit tuttum. Ben sabit tuttum T'leri. T'leri sabit tutunca işte N2 bölü 22,4 eşittir. N1 bölü 11,2 olacak. Bu 1, bu 2. O yüzden N2 eşittir 2N1. Yani bu doğru. Kaplanın hacimleri eşit olduğunda mesela eşit hacim noktası kabul edelim. Şöyle grafiği uzatayım. Şöyle sabit bir hacim yaptım. Eşit hacimleri olduğunda şöyle dokunduğu yerlerdeki arkadaşlar sıcaklığına bakıyoruz. Kimin sıcaklığı daha fazla olur? N1'in. Yani birinci kaptaki sıcaklık ikinci kaptakinden daha fazla olur. O zaman bu ifade yanlış olmuş oluyor. Cevabımız yalnız 2. Hacimleri eşit aldığımız zaman dokundurun grafiğe. Kimin sıcaklığı daha büyük olacak? Birinci kaptaki sıcaklık daha büyük olacak. Evet, geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bir sorumuz var. ÖSYM sorusuymuş. Yukarıdaki grafikte mol sayısı en olan bir ideal gazın T1 ve T2 sıcaklığındaki basınç hacim değişimleri gösterilmektedir. Bu ideal gaz kanunu ve grafikteki bilgilerden yararlanarak belli bir miktar ideal gaz için hangisine ulaşılamaz diyor. Şimdi, aslında şöyle yapmış. PVNRT'den belli bir miktar gaz. İki tane sıcaklık değeri yani için kıyaslamış. Ben mesela şöyle yapayım. Bir tane V sabit noktası seçeyim. Sabit mesela 4'ü seçtim arkadaşlar. Dokunduğu yerlerdeki şeylere baktım. Basınçlarına baktım. Burası basınç. Basınçla mutlak sıcaklık doğru orantılı. Kimin daha yüksek çıktı? T2. O zaman T2, T1'den büyük. Sıcaklık olarak T2, T1'den yüksek. Bunu söyleyebiliriz. Sabit hacimde basınç sıcaklığı artar. Bakın bir tane herhangi bir T1 ya da T2 sıcaklığına ait grafiği alın.
P ile V arasında ters orantı olduğunu görürsünüz. O yüzden P ile V arasında ne vardır? Ters orantı vardır. O yüzden sabit sıcak basınç hacimle artar ifadesi yanlış olmuş. Hacimle basınç ters orantıdır. Sabit hacimle basınç sıcaklığı artar mı? Hacmi sabit tutarsanız, nedir? P arttıkça P de artmak zorunda. Doğrudur. Sabit sıcaklıkta gazın PV çarpımı sabittir. Şimdi PV'nin RT'ye göre mol sayısı zaten sabit alınmış. Sıcaklığı da sabit tutarsanız ne olur? PV çarpımı sabit olacaktır. PV çarpımı T2'de T1'den daha büyüktür. Sıcaklığı değiştirirseniz sıcaklığı daha yüksek olan T2'nin PV çarpımı daha büyük olacaktır. Evet, son olarak yandaki grafik 1 mol ideal gazın hacim sıcaklık değişimini göstermektedir. Bu grafikle ilgili aşağıdaki açıklamanın hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Şimdi burada şöyle yapalım. PVNRT yazalım. Diyor ki işte 1 mol ideal gaz. İşte mol sabit. Bu sabit zaten. Şöyle yapalım. Sıcaklığı ben sabit tutayım. Ya da nasıl? Kimleri kesin? Bunlar arkadaşlar muhtemelen basınçlardır. Hani hacim, sıcaklık, P'leri kıyaslayacağız. Bunları kıyaslayacağımız için o zaman V'yi sabit tutalım. Bunu ben sabit tutayım. Sabit bir V noktası aldım. Sabit bir V noktası alınca doğal olarak dokunduğu yerlerdeki sıcaklığa baktım. En büyük sıcaklık kimde olacak? 1'de olacak. O zaman en büyük de 1'de. İşte P1 büyüktür, P2 büyüktür, P3 yorumları yapabiliriz. Bunlar nedir? Grafikte doğrular farklı basınçlardır. Evet, P'leri bulduk zaten. Deney sonuçunu gösterir. Birimi zaten arkadaşlar Kelvin değil. Direkt yanlışı söyleyebiliriz. Çünkü Brook'un A noktası -273 derecedir. Yani Celsius'tur. A noktası mutlak sıfırı gösterir. Evet, A noktası -273 derece ya da 0 Kelvin'dir. O yüzden doğru. İkinci deneydeki basınç birincikinden nedir? Küçüktür. 2 gördüğünüz gibi birden daha küçüktür. Doğrudur. Basınç sabit tutulup mol sayısı değiştirilse de yapılır. Yani bu sefer burada mol'i sabit tutmuş. Basıncı 1, 2, 3'te kastedilen basınçtı. Ama diyor ki aynısını diyor basıncı sabit tutup mol'de 1, 2, 3 şeklinde grafik çizebilir miyim? Evet, aynı tip grafiği elde edebiliriz. 93 ÖSYM sorusu. Ve son olarak arkadaşlar gazların yoğunluğundan bahsedip bitireceğiz. Bir maddenin yoğunluğun kütlesinin hacimle bölünmesi eldedir. Gazların yoğunlukta katı ve sıvılara göre çok küçük değerler olduğundan yoğunlukta gram bölü litre birimiyle ifade edilebilir. Burada hani PVNT'den çıkarmış. Mol yerine M bölü MA yazmış. Molekül kütlesi yazmış. Bundan sonra bunların yerlerini değiştirmiş. Şurası arkadaşlar yoğunluk. Burada da P molekül kütlesi. Ben bunu MA diyorum. PMA DRT. Hatta akılda kalsın diye de pijama daha rahat şeklinde bir yöntemimiz var arkadaşlar. Akılda kalsın. Basınç çarpı molekül ağırlığı eşittir. Yoğunluk çarpı Rydberg sabit çarpı mutlak sıcaklık. Yukarıdaki formülden yoğunluğun sıcaklığı ters basınç ve mol kütlesiyle doğru orantı olduğu anlaşılır. Bu formülden yararlanarak belli koşullardaki yoğunluğu bilinen bir gazın mol kütlesinin hesaplanmasına Victor Meyer yöntemi olarak bilinir demiş. Şimdi burada hem sayısal sorular sorulabilir hem de yorum soruları sorulabilir. Yorum sorularını da arkadaşlar yan tarafta inceleyeceğiz. İlk önce sayısal sorulara bakalım. Diyor ki 0 derece sıcaklıkta 2 atmosfer basınç yapan CH4 gazının yoğunluğu kaç gram bölü litredir diyor. Hemen yazalım. Pijama daha rahat. PMA DRT. Basıncımız 2 atm. Molekül ağırlığımız 16. Yoğunluğumuz aranıyor. R yerine 22,4 bölü 273 yazdım. Sıcaklık 273 Kelvin. Bunlar birbirini götürdü. Buradan 32 bölü 22,4. 4'e böldüm 8. 4'e böldüm 5,6. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 2,8. 2'ye böldüm, hatta direkt 4'e böldüm, 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 0,7, 7 böldüm, buradan 10 bölü 7 çıkacak. Arkadaşlar şıklarda yok biliyorum, bunu düzeltelim. Şu değişik olarak girmiş cevap anahtarı, muhtemelen işlem hatası yapılmış. Cevabımız 10 bölü 7 olacak. Bu şekilde düzeltmemizi yapalım. Örnek 18, ideal davranıştaki diyor, şöyle biraz çekeyim bunu, sayıyı göremiyoruz. İdeal davranıştaki X4H8 ile YO2 gazından oluşan bir karışım 4.8 mol hidrojen, 1.8 mol oksijen atomu içermekteymiş. 0 derece bir atmosfer yoğunluğu 2 gram bölü litreymiş karışımın arkadaşlar. Karışımın kütlesi kaç gramdır? X ve Y birer element demiş. Tamam. Şimdi X4H8'de 2.8 mol hidrojen olabilmesi için bunun 0.6 mol olması lazım. 0.6 çarpı 8'den 4.8 mol hidrojen. Oksijen atomu da YO2 de var. Bunun da biz ne kadar olmasını istiyoruz? 1.8 mol olmasını istiyoruz. O zaman buraya 0.9 mol diyoruz. 0.9 çarpı 2'den 1.8 oluyor. Şimdi burada toplam gazın mol sayısı 1.5 mol ve şartlarımız NŞ arkadaşlar. Normal şartlarda 1 mol gaz 22.4 hacim kaplıyor 1 molü.
Bizim elimizde 1,5 mol gaz karışımı var. O zaman 33,6 litre olması gerekiyor. Hacmini buldum gaz karışımı. Değiştiren bölü ve karışımın öz kütlesi 2. Kütlesini istiyor karışımın. Hacmini biliyorum karışımın öz hacmi 33,6. Buradan da kütlesi 67,2 çıkıyor. Yani burada karışım istediği için bu şekilde bir işlem yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi sayısal sorularda bunu yapıyoruz. Peki yorum sorularında ne yapıyoruz arkadaşlar? Yorum sorularında. Yorum sorularında önce demiş ki kapalı kaplarda bulunan gazların yoğunluklarının kabın durumuna ve içindeki gazın ya da gaz karışım cinsine ve miktarına bağlı olarak değişebilir. Bu değişkenlerin herhangi birine göre farklı bir şekilde değişirse gazın yoğunluğu da değişir demiş. Bakalım hemen. Şimdi diyor ki sabit hacimli kapta yoğunluk ne olur? Şimdi sabit hacimli kapta şöyle bir hacmimiz olsun. İçeride işte mesela helyum gazı olsun. Neler yapmış? Sabit hacimli kapta gazın miktarı sabit, sıcaklık değiştirebilir. Yani ısıtsanız da arkadaşlar değiştiren bölü V'ye göre düşünün. Siz bunu ısıtsanız da soğutsanız da kütlesini değiştiremezsiniz. Hacmini de değiştiremezsiniz. Sabit hacimli kap. O yüzden yoğunluk değişmez. Sabit hacimli kapta sıcaklık sabitken kaba aynı gazdan eklenirse o zaman kütlesi artıp hacim değişmediği için yoğunluğu artacaktır arkadaşlar. Bunları söyleyebiliriz. Başka bir gaz eklenirse mesela helyum olan bir yere hidrojen gazı eklenirse arkadaşlar helyumun öz kütlesi değişmez ama toplam öz kütle artmış olur kaptaki. Öyle de bir yorum yapabiliriz. Peki olay pistonlu kaplarda dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Şöyle pistonlu bir kap yani sabit basınçlı bir kapta işte helyum gazı olsun mesela. Pistonlu bir kapta sıcaklık ve gaz miktarı sabitken kuvvet etkisiyle hacim küçültülürse M bölü V oranı artar ve yoğunluk artar. Yani pistonu aşağı doğru iterseniz hacim azalsa yoğunluk artar. Yukarı doğru çekerseniz arkadaşlar bu sefer de hacim arttığı için yoğunluk azalır. Yani sadece kuvvet etkisiyle hacmin değişmesi ters orantı olduğunu biliyoruz. Yoğunlukla hacim ters orantı. Peki burada da onu söylemiş. Hacim arttığında yoğunluk azalmış. Sıcaklıkla olan ilişkisi nedir? Mesela ben bu pistonlu kabı ısıtsam ne olacaktır? Hacim artacak, değil mi? Pistonun özelliğinden dolayı gaz genleşecek. Hacim artacak. Hacim arttığı için de o zaman otomatikman helyum yoğunluğu azalacak. Burada da ikinci grafik onu anlatıyor. Pistonlu bir kapta gazın ısıtılması hacmi arttırdığı için yoğunluğu azaltır. Tamam. İdeal pistonlu kapta sıcak sabitken kaba aynı gazdan eklenirse kütle artar. Buna bağlı olarak mol sayısı aynı oranda artar. Basıncın değişmemesi için hacim de aynı oranda artar. Yani burada da diyor ki, şimdi tekrar çizeyim şuraya. İçeride helyum gazı var arkadaşlar. Ben içeriye yine helyum gazı ekliyorum. Helyum gazı olan bir ideal pistonlu kaba helyum gazı eklerseniz kütledeki artışla hacimdeki artış aynı oranda olacaktır. O yüzden ne yapmayacaktır? Yoğunluk değişmeyecek. Peki devam edelim. İdeal pistonlu kapta sabit sıcakken kaba farklı bir gaz eklenirse dikkat edin şimdi buraya. Gazın mol kütlesine bağlı olarak mol sayısının değişimi farklı olur. Yani diyor ki siz diyor buraya helyum değil de diyor mesela hidrojen gazı ekleyin. Şimdi hidrojen gazı eklersek ilk önce arkadaşlar helyumun kütlesi değişmeyecek. Ama kabın hacmi artacak. O yüzden helyumun yoğunluğu azalacak. Ama gelen gaz diyor daha hafif bir gazsa burada onu anlatacak. Daha hafif bir gazsa içerideki gazdan ki hafif bunun atom kütlesi 4. Bunun atom molekül kütlesi 2 arkadaşlar. Hafif bir gaz eklendiği için ne olacak? Toplam yoğunluk azalacak. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. İçerideki gaza göre gelen gaz daha hafif ise toplam yoğunluk azalır. Daha ağır bir gaz gelse mesela metan gazı eklesem buraya arkadaşlar 16 mol kütlesi o zaman toplam yoğunluğu arttırır. Yani pistonlu kaplarda içerideki gaza göre daha ağır bir gazın eklenmesi toplam yoğunluğu arttırır. Daha hafif bir gazın eklenmesi toplam yoğunluğu azaltır. Bu kütledeki artışla hacimdeki artışın orantılı değişmemesiyle alakalı bir durumdur. Burada onu anlatmış bakın şimdi. İdeal pistonlu kaba eklenen gaz içerideki gazdan daha büyük mol kütlesine sahip ise toplam gaz yoğunluğu artar. Örneğin 1 mol helyum olan pistonlu kaba 1 mol metan gazı eklenirse hacim 2 katına kütle 5 katına çıkacaktır. O yüzden normalde yoğunluk 4 iken yoğunluk 10'a çıkacak. Yani 5 katına kütle 5 katına çıkınca yoğunluk da ne olur? 20 bölü 2'den evet 4'ten 10'a çıkmış oldu yoğunluk 2,5 katına. İdeal pistonlu kaba eklenen gaz içerideki gazdan daha küçük mol kütlesine sahipse toplam gaz yoğunluğu azalır. Burada işte 1 mol SO2 olan ideal pistonlu kaba 1 mol CH4 gazı eklenirse demiş hacim 2 katına kütle ise 1,25 katına. İlk başta yoğunluk 64 iken son durumda yoğunluk 40 olur. Yani toplam yoğunluk azalmış olur. Daha hafif bir gaz eklenince toplam yoğunluğu gördüğünüz gibi azalır. Bazen şöyle sorular oluyor arkadaşlar dikkat etmek lazım. Mesela işte diyor ki içeride diyor işte 1 mol CH4 gazı var. Karbondioksit gazı var. İçeriye diyor işte 2 mol C3H8 gazı ekleniyor. Şimdi farklı bir gaz ama bazı gazların molekül kütleleri eşit olabilir. Mesela karbondioksit molekül kütlesi 4, C3H8'in de molekül kütlesi 4. O yüzden dikkat etmek lazım. Bazen farklı gaz da olsa MA'ları aynı olabiliyor. Böyle olunca da arkadaşlar doğal olarak
ne olmuyor? Özkütle değişmiyor. EMA'ya bakıyoruz yani bir nevi bu şekilde düşünebiliriz.